gençler, dersimizin konusu kazanım kavramı 13 nolu testi çözeceğiz. İkinci dereceden denklemler. Birinci soru diyor ki denkleminin kökleri toplamı m ve kökler çarpımı n olduğuna göre m eksi n farkını bulunuz. Ne yapabiliriz? Pratik olarak kökler toplamı. Neydi kökler toplamı? X1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. O zaman bize bu denklemin bir a'sını b'sini belirleyelim. A'sı 3'tür, b'si eksi 4'tür, c'si de 1. Bir de kökler çarpımı, x1 çarpı x2, bu da c bölü a. Şimdi bunları götürüp yerine yazarsak, bu arada kökler toplamı m'ymiş, yani bu m değerine eşit, bu da n değerine eşit. Eksi b bölü a, yani formülde eksi var, eksi 4'te de var, dolayısıyla 4 bölü 3, 4 bölü 3, bu benim m değerim oldu. M'yi bulduk. Aynı şekilde c bölü a, yani 1 bölü 3. Evet, 1 bölü 3'te n değeri. Tabi paydalar da eşit olunca bunları toplaması kolay olur. Bunları topladığımız anda 4 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsak cevap 5 bölü 3 olur. Farkını mı soruyordu? Pardon. Toplamı 5 bölü 3. Bunu bulduk. Bir de farkını soruyor tabii ki. Yani m'den neyi çıkaracağız? Yani 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Tabii yanlışlıkla a işaretleyebiliriz. 3 bölü 3'ten 1 olur. Cevap da c olur. Tamam. 2 numaralı soru. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Olduğuna göre diyor. X1 eksi 2, x2 9 olduğuna göre k kaçtır? Tabii ki buna benzer soruları daha önceden çözdük. Bu konuda tecrübeliyiz değil mi? Yani elimizde bir tane denklem var. İki bilinmeyeni denklem var. Ama bir tanesi yetmez. Bir tane daha ihtiyaç duyuyoruz. O da zaten kökler toplamından bulacağız. Yani x1 artı x2'den bulacağız. Eksi b bölü a'dan bulacağız. Onu biz şurada bulalım. X1 artı x2 eksi b bölü a. Bunu bulalım ve yerine yazalım. B'si eksi 3, eksi 3 oldu şurası. A'sı da 1. Buradan eksi 3 çıkar. Yani ben şuraya eksi 3 yazacağım. Bir de diğer denklemi altına yazarsam x1 eksi 2 x2 eşittir 9. Şimdi bize neyi soruyor bu soru? Olduğuna göre k kaçtır? Ha, biz ne yapacağız şimdi gençler? Köklerden birini bulmamız yetiyor. Köklerden birini bulduktan sonra götürüp denklemde x gördüğümüz yeri yazarak k'yı bulabiliriz. Peki. Ne yapalım? Yukarıdaki denklemi 2 ile çarpıp toplayalım. Yukarıdaki denklemi 2 ile çarparsak bir kere x2'ler gider. Buradan 3x1 gelir. Umarım anlaşılıyor. Eksi 6 artı 9 3 olur. Buradan köklerden birini 1 buluyoruz. Kök demek denklemi sağlayan değer demektir. Bunu götüreceğiz. Denklemde yerini yazarak k'yı bulacağız. Peki yazalım. Denklemde 1'i yazıyorum x gördüğüm yere. 1'in karesi artı 3 çarpı 1 eksi k eşittir 0. Buradan ne olur? 4. Evet, k eşittir 4 olur. Eksi k'yı diğer tarafa atarsak k eşittir 4 olur. Bu da e şıkkında var. Tamam. Devam edelim bakalım. Tamam hocam. Devam edelim. 3 numaralı sorudayız gençler. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Buna göre, evet, bu ifadenin, yani burada bir çarpma var, ifadesinin değeri nedir diyor. Tabii yapmamız gereken öncelikle bu bir parantezi dağıtmak. Parantezin açılımını bir bulalım. Şimdi parantezin açılımını bulmaya çalışıyorum. X1 ile çarpıyorum şimdi. X1 çarpı x2. Tamam, şunu da çarptım. Daha sonra 2 ile çarparsam 2x1. 2x1. Daha sonra 2 ile çarpıyorum. Artı 2x2. Daha sonra da 2 kere 2 4. Bu var. Şimdi fark etmişsek burada bir kökler toplamı var. İki parantezin alırsak. Bir de kökler çarpımı var. Dolayısıyla katsayıları şöyle bir bulalım. Denkleme baktığımız zaman katsayıları a'sı 1, b değeri 1, c değeri de eksi 7. Bunları bulduk. Peki ne yapacağız? Götürüp yerine yazacağız. Şimdi kökler çarpımı c bölü a. C bölü a. Eksi 7 bölü 1'den eksi 7. Uzatmayalım. Eksi 7. Buraya eksi 7 yazdım.
artı 2 parantezine aldım. Kökler toplamı. X1 artı X2 kökler toplamı. Eksi B bölü A. Eksi B bölü A da tabii ki eksi 1 olacak. 1 bölü 1 ama eksi olacak. Eksi B bölü A'dan. Tamam. Burada eksi 1 yazdım. Doğru gidiyorum. Değil mi? Burada evet bunu elde ettik. Sonra bir de 4'ümüz var. Bakalım neler olacak. Buradan eksi 9 artı 4 eksi 5 çıktı. B şıkkında eksi 5 cevabı var. Sıkıntı yoktur umarız. Tamam. Yok hocam, doğru. Devam edelim. Sıkıntı olduğu zaman bence şey yapın. Söyleyin. Ama yine de bakalım. 4 numaralı sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre işte bu ifadenin okuması bile güç ifadesinin değeri kaçtır? Yapılacak şey şu. Birbirlerinin altına yazıp bir payda eşitlemesi yapalım. Çaprazlama. Evet, şuraya 2 eksi 2 eksi 1 yazdım. Buraya da 2 eksi 1 eksi 1 yazdım. Payda genişletmesi yapıyorum. Eşitlemesi neyse. Yukarısı ne olacaktır? Şu şekilde 1 olduğu için çabuk bir şekilde çarptık. Burası da bu şekilde oldu. Aşağısı yine karışık. Bu ikisini çarpacağız. Bu iki parantezi çarpacağız. Bayağı bir yorucu, daha kolay yolu var mı diye şöyle düşündüğüm zaman maalesef sanki yok gibi. Bu çarpmayı aşağı yazalım. Tabii hızlı bir şekilde çarpalım. 2 ile yani 2x 2 ile çarparsam 4 takip edin lütfen. Bakın ne yapıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Sonra bununla eksi 1'i çarpacağım. Sonra eksi 1 ile bu parantezin tamamını çarpacağım. Kaybolmayalım. Evet, burası ne olur? 4x 2x 1 olur bir. Tamam. Başka ne olur? Eksi 2x2 olur. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 1 ile çarparsanız eksi 2x1 olur ve de artı 1 olur. Eksi 1 ile eksi 1'i çarpma artı 1. Bunlar var. Şimdi aşağıya bunları yazacağız. Bunları yazacağız ama bu arada ortak parantez alarak da yazalım madem. 4x1 x2 tamam bunu yazdık. Sonra eksi 2 parantezine alalım. x1 artı x2 fark etmiyor. Şöyle yazdım. Artı 1. Bunu elde ettim. Şimdi yine kökler toplamı, kökler çarpımı yine var bunlar. Nerede yapalım? Şimdi şöyle diyelim. X1 artı eksi 2. Burada bulalım. Eksi B bölü A. Bu B 1. A da 1. Eksi C de eksi 1. Dolayısıyla eksi B bölü A'dan eksi 1 gelir. Bak eksi 1 bölü 1'den eksi 1 gelir. Kökler toplamı eksi 1. Tamam o kalsın. Bir de kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı eksi 2. Bu da C bölü A'dan o da eksi 1 çıkar. O da eksi 1 çıkar. Her ikisi de eksi 1. Hata yapmıyoruz umarım. Şimdi yukarıda da dikkat ederseniz iki parantezin alırsak yukarıda iki parantezinde x1 artı x2 elde ediyoruz ki orada kökler toplamı. Yani ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Kökler toplamı. Eksi 1 yazdım. Sonra eksi 2 tabii. Eksi 1, eksi 1, eksi 2 eder. Şöyle bir durum söz konusu. Bölü. Aşağısı şurası eksi 1. Burası da eksi 1. Burası da eksi 4 gelir. 4 ile çarptım. Eksi çarpımı artı olacağı için buradan artı 2 gelir. Şu ikisini çarptım. Artı 1. Bakalım neler olacak. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Yukarısı eksi 4 oldu. Aşağısı 5, pardon, eksi 1 olur. 3, eksi 4, eksi 1 olur. Sonuçta artı 4 elde ederiz. Sonuçta E şıkkı. Beşinci sorudayız gençler. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 x2 cinsinden 5x2'nin karesi olduğuna göre diyor. M kaçtır? İfade bu. M'yi bulacağız. Öncelikle kökler çarpımından bir faydalanacağız bu soru çözerken. Şöyleydi. X1 çarpı x2 kökler çarpımı C bölü A'ydı değil mi? C bölü A. Hatta götürüp yerine yazarsak C'si 5, A'sı 8 olduğuna göre bu 5 bölü 8'dir. Şimdi bakın şunu yapacağım ben. Buradaki x1 gördüğüm yere 5 çarpı x2'nin karesini yazacağım. Yazıyorum. Peki buraya ne yazıyorum şimdi? 5 çarpı x2'nin karesi çarpı x2 eşittir 5 bölü 8. Şimdi bakın. Bunu yazdım. Sonra şurada kuvvet 1 var. 5 x2'nin 3. kuvveti oldu. 5 çarpı. O da eşittir 5 bölü 8. Şu 5'leri götürdüm. Sadeleştirdim. Buradan bir sayının kübü 1 bölü 8'miş.
Herhangi bir sayının küpü 1 bölü 8. Hangi sayının küpü 3. kuvveti 1 bölü 8? 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8'dir. Dolayısıyla buradan köklerden birini, x2 demiş buradan, köklerden birini 1 bölü 2 buldum. Bu benim köklerinden bir tanesi. Kök demek denklemi sağlayan değer demektir. Bu değeri götürüp denklemde yerine yazarak sağlatmam lazım. Götürüp yerine yazıyorum. 1 bölü 2 yazıyorum tabii bu arada. 1 bölü 2 yazıyoruz. Yazalım. 8 çarpı 1 bölü 2'nin karesi eksi m çarpı 1 bölü 2 artı 5, o da eşittir 0. Şimdi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4 8'e çarp 8 bölü 4 yazalım hadi. 8 bölü 4 eksi m bölü 2 artı 5, o da eşittir 0. Şimdi bakın şu eksi m bölü 2'yi diğer tarafa atalım. Burada 8 bölü 4'ten 2 gelir. 2 ile 5'i toplarsak 7 m bölü 2. Buradan çaprazlama şöyle çarparsak m'nin değerini 14 buluyoruz. M 14 zaten bize de soru m nedir diyordu. Şıklarda 14 var. Cevap 5 şık. Devam edelim. 6 nolu sorudayız gençler. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre bu ifadenin, şu ifadenin değeri kaçtır? Burada da şöyle bir yol izleyeceğiz. Şimdi gençler, bunlar kökse eğer götürüp denklemde yerine yazacağız. Sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Şimdi yazarsak şurada x1'in de karesi olduğu için x1'i yazmak daha faydalı. X gördüğümüz yere yazarsak ne elde ediyoruz ona bakıyoruz. Şimdi bakın yazıyorum. X gördüğüm yere x1 yazıyorum. Karesi kök olduğu için. Eksi 3 çarpı x1 tamam. Artı 1 eşittir 0. Bu burada kalsın. Daha sonra şu ifadeyi yeniden düzenliyorum. Şöyle yeniden yazıyorum. Bakın şöyle yazıyorum. X1'in karesi sırf buraya benzesin diye yapıyorum bunu da. Tabii bilinçli olarak şuraya benzetiyorum. Tamam mı? X1'in karesi eksi 3 x1 eksi x1 ayrıştırdım. Eksi eksi 2. Bana zaten bu ifadenin ne olduğunu soruyor. Sonra şöyle yapıyorum. Bakın şu ifade, bakın şu ifade eksi 1 olmalı. Niye? Eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0. Bakın şöyle yapalım. Şu ifadenin yerine eksi 1 yazacağım. Şu ifadeyi de eksi parantezine alırsam eksi x1 artı eksi 2 ve bu ifadenin sonucunu soruyor bana. Dolayısıyla bu kökler toplamı şurası. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan b'si eksi 3, a'sı da 1 zaten. Dolayısıyla eksi 3 eksi eksi 3 bölü 1'den 3 olur. Şurası 3 olur. Tabi önde eksi var. Burada da eksi var. Sonuçta bunları toplarsak cevap ne olacak? Eksi 4 olacak gençler. Tamam. Bu sorunun çözümü de bu şekildeydi. A şık. Hayda. Bu her defasında aynı hata yapıyor. Şöyle yapalım. A şık. Evet. 7 numaralı soru dedi gençler. 7 numaralı soru. Nasıl yapabiliriz? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Şu ifadeyi vermiş. Olduğuna göre p değeri nedir? Şimdi gençler burada bir payda işlemesi yine yapacağız. Kaçarı yok. Başka ne yapabiliriz? Yani şöyle bir bakıyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle payda işlemesi yapacağız. Şunu x2 yazalım. Tabii x2 yazmayacağız. Şöyle yapacağız. Sanki böyle yani 1 bölü x1'in karesi, yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin taraf tarafa karesine mi alsak? Neyse şöyle yapalım. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Değil mi? Şu şekilde. Evet, çaprazlama bir payda işlemesi yapalım. Evet, buradan ne olur? X2'nin karesi yukarıda bir olduğu için şöyle bir durum oluşur. Bizi uğraştırıyorlar yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey ya. Fark etme içeride ya da dışarıda hiç önemli değil. Karesi. Bunu yaptık. Aşağıda ne oluyor? Aşağıda da bunların böyle bir çarpımı. Çarpım ama kareler olduğu için şöyle yazmamda hiçbir mahsur yok. Şöyle yazabilirim. Bu C bölü A'dan bu halledilebilir. C bölü A'dan bu bulunur. Sonuçta tabii 1'e eşit bu arada. Sonuçta 1'e eşit. Yukarıda neler oluyor? Yukarıda da aslında şöyle bir durum var. X1 artı X2'nin parantez karesini alsak, dağıtsak ne olur? Uğraştırıyor soru bizi. X1'in karesi artı 2X1 X2 ve de X2'nin karesi. Zaten bana lazım olan şu ikisinin toplamı. Bak şimdi ya. Şu ikisinin toplamı bana lazım. Şunun yine kökler çarpımından, bunu da kökler toplamından bulup şu ikisinin toplamını bulup yukarı yazabilirim. Yukarı yazabilirim.
O halde söylediklerimizi yapalım. Şimdi tabii burada bilinmeyenler de var. İşler sarpa saracak. Şurası nedir? Kökler toplamı. Yani eksi de var bu arada. P artı 1. B. B. Şu. P artı 1. Dolayısıyla karesini de alıyorsun. Çok da önemli değil. A'sı da 1 olduğu için P artı 1'in karesi olur şurası. Bütünüyle. P artı 1'in karesi olur. Tamam. Eksi B bölü A'dan yazdık. Bu taraf nedir? Kökler çarpımı. P eksi 1 bölü 1. O da P eksi 1 olur. Yani x1'in karesi artı x2'nin karesi artı 2 tane ne? Nedir? 2p eksi 1. Tamam, bunu yukarı yazacağız. Pardon, bunu yukarı yazacağız derken bunu böyle bir bu tarafa bir atacağız. Bunu bu tarafa atacağız. Daha sonra bütünüyle onu o ifade yazacağım. Bir de şuraya bakalım. Bu da neydi? Kökler çarpımı p eksi 1'in karesi. A 1 olduğu için. Bayağı uğraştırdı. Acaba daha kolay yolu var mı? Merak ediyorum. Neyse, yukarıya ne yazacağım? Gerçekten çok uğraştırıcı bir soruya benziyor. Belki de bunun daha bir kolay yolu vardır. Şöyle oldu. Yukarıya bunu yazdım. Aşağıya da kökler çarpımı gençler. Yani çarpımının hatta karesi değil mi? P eksi 1'in karesi. Bunu yazdık. Ve sonuç 1'e eşit. Sonuç 1'e eşit. Evet. Baya bir sıkı bir soru. Bunu şey yapmak lazım. Küçültmek lazım. Alan yok. Şöyle biraz küçültelim. Küçülttük. Bir tabii çarpmada etkisiz eleman olunca derhal şöyle yapalım. Tabi buraları bir açalım bakalım. P kare 2P artı 1 eksi ile dağıtıyorum. Eksi 2 ile eksi 2P artı 2. Tabi eksi 2 ile çarptık. Artı 2 eşittir. Bunu da açıyorum. P kare eksi 2P artı 1. Buraya kadar gelebildik. Daha sonra şu P kareler birbirini götürsün bakalım. Götürdü. Ha, bu eksi 2P, bu da gitmesi iyi bir şey. Şurada 3 kaldı. Burada eksi 2P kaldı. Burada artı 1 kaldı. Sonra bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atarsak 2P eşittir. Eksi 2 olur. Buradan da p eşittir eksi 1 olur. İnşallah doğru yapmışızdır. Çünkü bayağı bizim zamanımız aldı. Şıklarda var. Şıklarda var. Evet, 8. sorudayız gençler. Köklerinden biri 1 eksi kök 2 olan rasyonel katsayılı. Bu önemli olan şu. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın, rasyonel katsayılı diyorsa, tamam mı? O zaman diğer kökü bunun eşleniğidir. Yani ikinci kök bunun artılısıdır. Şöyledir. Peki denklem biz nasıl oluşturuyorduk? X kare eksi topla x çarpı eşittir 0. Yani kökler toplamını buluyorum. Eksi x ile çarpıyorum. Sonra kökler çarpımı diyorum. Bakın bunu yaptığım zaman toplamaya kalkarsam bunlar birbirini götürecek. Buradan x kare eksine gelecek. Evet. 2x gelecek değil mi? Çarpmaya kalkarsam bunlar birbirinin eşleniği olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesinden ne gelecektir? 1 eksi kök kalkacak. Eksi 2 gelecek. Buradan eksi 1 olur. O zaman da şöyle bir durum söz konusu. Şıklarda hangisi olabilir bu? Değil mi? 9 nolu sorudayız gençler. A eleman R olmak üzere kökleri A ve 2 eksi A olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir diyor. Şimdi az önceki kuralımızı burada da uygulayalım. Kökleri verilen denklem oluşturma olayı vardı değil mi? Nasıl oluşturuyorduk? X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Buradaki topla x'ten kastımız kökler toplama. Çarpmadan da kökler çarpımı. Yani x1 çarpı x2. X1 artı x2. Bu eksiye dikkat edelim yalnız. Tamam. Peki bunu kullanacağız. O zaman şimdi sen o zaman köklerden biri a, diğeri de 2 eksi a ise kökler toplamından bir kere şu a'lar gider. Şu a'lar gider. O zaman ne olur? X kare eksi 2x artı işte bunların çarpımı.
A çarpı 2 eksi A eşittir 0. Şimdi soruyu hazırlayan da hani olabilir dediğine göre muhtemelen şurası benzeyecek yani. Şöyle benzerlik olacak. Bakın bu olamaz. Değil mi? Bu olamaz. Bak burada buna dikkat edelim yalnız. Burada alengili bir durum var. İki katı alınabilir. Ona dikkat edelim. Başka eksi 2x. Şu da olabilir. Şurada ne var? Şu olamaz zaten. Şu olamaz. Geriye şu iki şık kalıyor. Acaba hangisi, değil mi? Ona dikkat edelim. Şimdi acaba bu çarpmadan ne gelebilir? Buradan bir bakalım. Bu çarpmadan nasıl bir durum geliyor? 2a eksi a kare. 2a eksi a kare. Ne olabilir? O neyi anlatıyor bize? Ya da burada iki katını alırsak ne olur? Ona bakalım. Burada bir alengili bir durum var. Yani acaba e mi d mi, değil mi? İki katını alırsak 2x kare eksi 4x buradaki ifadenin iki katı. Şu ifadenin iki katı. Ne olabilir ya? Yani? İki katı. Çocuklar Hocam bilir. denklemlerce doğru gidiyorsak delta olarak baksak. He, delta. Delta da nasıl olabilir? Yani ortada şey yok ama. He, o da olabilir. Bak, o da güzelmiş. Aferin sana. Yani iki tane kaldı ya. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi şeyine bakarız. Deltasına Tabii. bakarız. Eğer D şıkkında delta negatifse, değil mi? Yani. Bir de reel sayı diyor. Güzel. Aferin sana be. Tebrik ederim. Deltasına bakalım. Şimdi D şıkkında deltaya bakacak olursam, D şıkkı için söylüyorum. B kare eksi 4AC. B'si eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Evet. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si de 10. Evet. Görüyorum ki burada sıfırdan küçük. Yani reel kök yok. Reel kök yok. Dolayısıyla reel kök olmadığı için, reel kök olmadığı için D şıkkını eliyoruz gençler. Dolayısıyla geriye E şıkkı kalıyor. Olabilir dediği için de zaten başka şık yok. Cevap da E şıkkı olmuş olur. Tamam. Güzel oldu değil mi? Çözüm. Doğal ve güzel. Peki. 10. sorudayız gençler. Denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine olabilirlik sorusu. Şu cümle çok önemli. Denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden. Şimdi yani köklerden biri x1, diğeri x2 ya malum. O zaman kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi oluştur diyor bize. Problem bu. Biliyorsunuz kökleri verilen denklem oluştururken yine bizim kutsal ve değerli formülümüz nedir? X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Şimdi bakın kökler toplamı. O zaman ben bu kökleri bir toplayacağım. Yani şöyle yapacağım aslında. Bakın x kare eksi aç parantez şöyle yapalım. 1 bölü hani bunlar kök ya. Şöyle 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 çarpı x diyeceğim. Artı bunları bir de çarpacağım. O kadar. O kadar yani olay bu. Pardon yanlış yaptım şurada. 1 bölü eksi 2. Tamam. Şimdi tabi burada yine bizi uğraştırıyor. Şurada yine payda eşitlemesi yapacağız maalesef. Tabi bunu ezbere, formülü ezbere bilenler olabilir. Yukarısı kökler toplamı oluyor. Şuraya hatta yazabilirim. C bölü A. Değil mi? Pardon. Yukarısı kökler toplamı oluyor. C bölü A yazıyoruz. Olmaz. Yukarısı kökler toplamından eksi B bölü A olur. Aşağısı da çarpmadan C bölü A olur. A'lar giderse eksi B bölü C olur. Şu 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin hikayesi. Hatta buna hiç gerek duymadan direkt onu yazabiliriz. Eksi B bölü C. Peki. Şimdi ABC'ye müracaat edelim. A'sı malum 1. B'si 3. Ve de C'si eksi 6. Şimdi bu zaman denklem şöyle olacak. X kare eksi bu ifadeyi ne yazacağım? Şurada eksi B bölü C. Eksi B bölü C. Unutma eksi B bölü C. Eksi 3 olur değil mi? 3 bölü pardon. 3 bölü eksi B bölü C'den bir de eksisi var. Bir de eksi 6. 1 bölü 2 geliyor. 3 bölü 6. 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2 olur gençler. Burada bir x'imiz var. Bir de artı 1 bölü x kökler çarpımı yani. 1 bölü x1 çarpı x2. Yani kökler çarpımı o da tabii ki eksi 6 olur. Şu a'sı 1 olduğu için. Eksi 6 olur. O zaman ne olur? Şu artı eksi olur. Şuraya eksi yapabiliriz. 1 bölü
Şöyle olur. Hata yapmadık, değil mi? Peki hocam bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şöyle yapacağız. Eşittir sıfır da var tabii. 6 ile çarpalım. Şu paydalardan kurtulalım. 6 ile çarpalım. O zaman 6x kare ile başlasın. Bunu da turuncu ile yapalım. Sonra şöyle yapalım. 6x kare olur. 2 ile 3 sadeleşir. Eksi 3x gelir. Bir de eksi 1 olur. O da eşittir 0 ki A şıkkında böyle bir durum var. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Güzel. Devam edelim. 11. sorudayız. Denkleminin köklerinin her birinin iki katının bir eksiğini kök kabul eden. Yani bu denklemin kökleri bile şöyle diyelim. Bu denklemin kökleri x1, x2 olsun. Yani şu denklemin kökleri. Baştan bize verilen denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Ancak denkleminin köklerinin her birinin iki katının bir eksiğini, diğer şeyde ne olacak kök? İki katının bir eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne yapacağız yine? Bizim değerli formülümüz x kare. Tabii şunu geniş bir yere yazmakta fayda var. Şurada yazsam daha güzel olur. X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Tamam. X kare eksi kökler toplamı. Yani şunları alacağım. Toplayacağım. Yani 2x1 eksi 1 artı 2x2 eksi 1 x çarpmaya yer kalmadı. Onu da şöyle birazcık sağ şöyle alalım o zaman madem. Şöyle olsun. Tamam. Buraya da ne yapalım? Artı kökler çarpımı. Yani bunları çarpacağız. Şunları üşenmeden çarpacağız. İşte şöyle çarpacağız. Nasıl olur? Buradan ne gelir acaba? Şöyle bir deneyelim şansımızı. Evet. 4 x1 x2 daha sonra 2 x1 ile eksi 1'i çarparsam eksi x1 bir de eksi 1 ile çarpıyorum şimdi ikinci parantezi. Eksi 2 x2 eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 bu gelir. Oh tamam eşittir 0. Buraya kadar geldik. Şimdi ne yapacağız? Burada şöyle bir durum var. Parantezin içinde de tabii işlemler var. Şurası kökler çarpımı. Ortalık bayağı bir karışık. Bayağı bir karışık gençler. Şimdi öncelikle kökler toplamıyla kökler çarpımı bir kendimiz bir bulalım. Bir bulalım. Hatta zihnimizden ara işlemler yapalım. Kökler toplamı. Eksi b bölü a. b'si eksi 1. Formülde de eksi var. 1 bölü 1 olur ki 1'dir gençler. Umarım hata yapmadık. Kökler çarpımında c'si 2, a'sı 1 olduğu için 2 gelir. Tamam. Şimdi bunları götürüp yerine yazalım. Bak bu arada burası x kare. Eksi 2 parantezinde, 2 parantezinde x1 artı x2 2 kökler toplamı 1. Tamam. Burada eksi 1 var. Burada da eksi 1 var. Toplam durumda o zaman eksi 2 olur. Yapacak bir şey yok. Umarız hata yapmayız. Çarpı bir de x'imiz var dışarıda. 4 çarpı 2. 8. Şuraya 8 yazdım. Eksi 2 parantezinde x1 artı x2 2 yani kökler toplamı ki o da 1 artı 1 eşittir 0. Hadi bakalım devam. X kare. Şurada yer kalmadı. X kare. Şimdi bakın burası gider. Vallahi gider. Aynen gider. Burası 0 değil mi? 2 eksi 2 şura gider. Bu gitti. Burada ne geldi? Bir kere x'i olmayacak. X'i olmayacak. Hepsinde yok zaten. Şimdi burası nedir? 8 eksi 2 artı 1. 9 artı 9 2 7 oluyor. Evet. Böyle bir şey oluyor. X kare artı 7. Yani C şıkkı değil mi? Teşekkür. Çok güzel ya. Başarıyla çözdük. Bravo bize. Devam edelim. Son sorudayız gençler. Nihayet son sorudayız. 12 nolu soru. M sıfırdan farklı olmak üzere demiş. İki tane denklem vermiş. Buna benzer sorular çözmüştük. Acaba bunu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Dediğim gibi ortak her iki denklemin ortak köküne K diyebilirsiniz. Veya X bile diyebilirsiniz. Sorun değil. K deseniz ne olur? Hadi K diyelim ortak köklerine. K kare eksi K eksi M eşittir. Neyse bir denedik bakalım böyle olur mu? K kare pardon K kare diyoruz. X kare yazıyoruz. Ortak köküne K demiştik. K kare eksi 3K artı M.
Şimdi biz k'yı bulmak istiyoruz diyelim. K'lar gitsin bakalım. Buradan 2k. Öyle mi? Burada bu taraf attık. 2k 2m oldu. K eşittir m çıktı. K eşittir m çıktı. Buradan pek işime yarar mı? O zaman götür bir yerine yazacağız. M'ye bağlı çıkacak. O zaman K eşittir M çıktı. K M'ye eşit çıktı gençler. Yapacak bir şey yok. Peki burada ne olacak? O zaman denklemin hani kökü M olacağına göre şey K olacağına göre M de M'ye de eşitse götürelim bir de M'ye yazalım. Bir de M'ye yazalım bakalım. Herhangi bir denklemde yazıyorum. Şurada yazdım diyelim. Yazarsam ne olur? M kare eksi M eksi M eşittir 0. Buradan m kare eksi 2m eşittir 0. M parantezini alırsak m eksi 2 eşittir 0. Köklerden biri 0 olabilir direkt. Kötü oldu şu. Ya Allah'ım şu. Nedir ya? Şunu gitsene kardeşim. Şöyle yapalım. Düzgün çözelim. Buradan köklerden biri direkt 0 çıkar. Bir değeri de 2 mi çıkar? 2 çıkar. Şıklarda tabii ki 0 yok. 0 var. 0 var. Peki 0'ı niye almıyoruz? Sıfırı niye almıyoruz? Bir bakalım. Sıfırı almama sebebimiz ne olabilir? Ha sıfırdan farklı. Bakın burada sıfırdan farklı diyor. O yüzden 2'yi alabiliriz ama değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Değil mi? Evet hocam. Gençler dersimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hadi bakalım.